Gün geçmiyor ki bir SUV modeliyle daha tanışmayalım ve yine gün geçmiyor ki kullanıcıların bu ilgisi karşılıksız kalmasın. Evet, artık her geçen gün yeni bir SUV modeliyle, yepyeni yüzlerle tanışıyoruz ve bugün de yanımızda Honda HR-V var. Şimdi hemen Ozan, sen ne diyorsun? Biz bunu görüyoruz, birkaç gündür önümüze düşüyor. Bu ZR-V değil mi diyeceksiniz. Evet, doğru, bu otomobil ZR-V, bu SUV Honda ZR-V ama kendisi aslında bu yüzle, aynı dinamiklerle hemen hemen Amerika'da HR-V olarak satılıyor. Yani Amerika pazarının HR-V'si Avrupa pazarında ZR-V oldu ve kullanıcılara böyle bir formülle sunuluyor. Ve bu model biraz tartışma yaratacak gibi görünüyor çünkü belli başlı noktalarda bizleri ayrıştırdı. Bakalım sizleri ayrıştıracak mı? Bir bakalım hangi detaylarıyla ayrışıyor, hangi detaylarıyla öne çıkıyor. Tartışma kaynağı aslında bu otomobilin hani Amerika pazarında birebir aynı yüzle HR-V olarak satılması, Avrupa'ya ise ZR-V olarak bambaşka bir isimle, bambaşka bir model olarak, yepyeni bir model olarak gelmesiydi. Tamam, bunda okeyiz, bunda bir problem yok. Marka stratejileri, ürün planlamaları, bunların geçtiğimiz süreçte de bizde de farklı örneklerini gösterdi. Bence asıl nokta, yani asıl tartışma noktası bu otomobilin konumlandığı sınıf. Şimdi burada şöyle bir denklem var. ZR-V ilk tanıtıldığında Honda Avrupa tarafından bir C SUV olarak lanse edilmişti. Bugün zaten hala kaynakları açıp, resmi kanalları açıp baktığınız zaman bu otomobilin Avrupa pazarı odağında Honda Avrupa tarafından bir C SUV olarak nitelendirildiğini görebilirsiniz. Ama sürecin Türkiye yansımalarında ise Honda Türkiye tarafı ZR-V'yi bir D SUV olarak nitelendiriyor. Bu ne demek? Bu aslında Nissan X-Trail'larla hemen hemen aynı segmentte olduğunu, Skoda Kodiaq'la aynı segmentte olması anlamına geliyor. Şimdi rakamlara baktığımız zaman, ki zaten bunu pek çok yerde görmüş olabilirsiniz, belki çoğunuz artık böyle zihnine de kazınmış olabilir. 4568 milimetrelik bir uzunluğa sahip olduğunu görüyoruz. 1854 milimetrelik bir genişliğimiz ve 2657 milimetrelik bir aks mesafemiz var. Bu otomobil, evet, Corolla Cross'tan, Nissan Qashqai'den daha ebatsı olarak ileride konumlanıyor. Burada herhangi bir problem yok ama işte bu rakamları biraz daha böyle, yani Türkiye tarafında iddia edilen D SUV'lerle konumlandırdığımız zaman işler biraz daha değişiyor, takdir edersiniz ki. Ortada böyle bir durum var. Honda ile bu durumu konuştuğumuzda bunu kullanıcı beklentileri ve doğrudan kullanıcılar belirler. Bizim gözümüzde bu kullanıcı nezdinde belirlenecek bir karardır diyor. Ve ben de haliyle bu soruyu, bu beklentiyi sizlere yönlendiriyor olacağım. Bu otomobilin hangi segmentte konumlandırıldığını gördüğünüzde, kullanma şansınız olduğunda ve hatta şu an gördüğünüz kadarıyla ne düşünüyorsanız benimle yorumlarda paylaşabilirsiniz. Yorum sizlerin. Tasarımından konuşalım. Ben ZR-V'yi ilk gördüğüm andan itibaren bir uzak doğulunun yanında ufak bir Avrupa'yı hatlarda almadım değil. Özellikle otomobilin ön burnuna baktığım zaman biraz böyle tatlı bir Maserati kokmuyor değil aslına bakarsanız. Çok hoşuma gitti. Ebatları destekleyici, böyle otomobili büyük göstermek adına aslında Honda tasarımcılarının biraz emek sarf ettiğini görüyoruz. Çünkü işte burada gördüğünüz ışıklandırmaların ebatları, ızgaranın ebatları, işte kaputun uzunluğu, otomobilin proporsiyonlarına baktığınız zaman ya gerçekten destekleyici öğeler var. Temiz bir tasarımı var bu otomobilin. Ben genel olarak tasarımını beğendiğimi söyleyebilirim. Şimdi ben buraya gelene kadar tabii ki sürüşünden de sizlere bahsediyor olacağım. Pek çok noktada otomobili farklı yerlerine dokunabilmek için şu an görüyorsunuz. Bayağı böyle taşlı maçlı böyle güzel bir yoldayım. Yani buraya gelene kadar otoban sürüşü, ufak bir şehir sürüşünün yanında bakın burada beni yıka yazabileceğiniz kadar bir toz var gördüğünüz gibi. Biraz tozlara da girdik. Bu otomobil bunları destekleyecek mi? Ne gibi geri bildirimleri var? En azından ufak da olsa bunları size aktarabilmek adına böyle kaçak yollara da soktum. Arka tarafa geldiğinizde de burada çift egzoz çıkışı olduğunu görüyorsunuz. Egzoz çıkışlarımız da gerçek. Bu da gayet güzel. Şimdi elektronik bir bagajımız var. Zaten aslında bir noktada otomobilin hani D segment SUV iddiasını hani daha da tartışmalı kılan bir nokta aslında şu anda bagaj kısmı, bunu söyleyebiliriz. Çünkü 380 litrelik bir bagaj hacmimiz var. Bu da tabii ki bizim sıkça konuştuğumuz, sizlerin de değerlendirmeye açık olacağı bir nokta olacak. Honda ZR-V Türkiye'ye tek donanım paketiyle gelecek ve iki farklı renk seçeneğimiz olacak. Şu an burada ateş gibi bir kırmızıyı görüyorsunuz. Bir de sedefli beyaz rengi var. O da HR-V'den aslında alışık olduğumuz güzel bir beyaz. Çok sevdiğimiz bir beyaz renk. Ve HR-V'de de söylediğim, burada da söyleyeceğim, beyaz renk bu otomobile yakışıyor. Tasarımı beyaz renkte de beğenebiliyor olmak bir otomobilde bence tasarım konusunda bazı şeylerin başarılabildiğinin göstergesi. Bu donanım paketi içerisinde standart olarak gördüğünüz 18 inçlik jantlar da geliyor. Jantların tasarımı da bence oldukça güzel, farklı hissettiriyor. Yani uzak doğuluların o alıştığımız karman çorman böyle karışıklığından uzak, sade, bence güzel bir tasarım var. Otomobili yaklaşık 100 kilometre civarında kullandık. Bunu size söyleyebilirim. 100 kilometre de aslında temel dinamiklerini anlayabilmek adına, hangi parçaların öne çıktığını anlayabilmek adına bizim için güzel bir deneyim oldu. Tabii ki ben bu gördüğünüz bu kaçak arayollardan da geçerek biraz da böyle hani bozuk yollarda, arazide ne gibi tepkiler verdiğini ölçme şansım oldu. Tabii ki önde ve arkada bağımsız süspansiyonların olması burada güzel etki etmiş. Sürüşte de size aktaracağım ama konforlu bir otomobil sizi bekliyor. Bunu size söyleyebilirim. Yani ebatlar olarak pek çok noktada bazılarımız için karşılamasa da konfor olarak D segmentine göz kırptığını söyleyebilirim. O noktada sizi memnun edecek. Yine direksiyon kutusunun da yine ergonomi olarak başarılı bulduğumu söyleyebilirim. Yeni nesil bir direksiyon kutusu kullanmış onda. Bunun etkilerini hissedebiliyoruz. Kendine has belli başlı noktaları da var. Onları da size aktaracağım. Ön bölümünde sürüşte konuşuruz ama gelin bir de şöyle biraz içeriye bakalım. Şimdi içeriye geçiyorum. Evet, buyurun şöyle birlikte bir geçelim. Evet, yani arka tarafa geçtiğinizde de yani bu otomobilin bir D SUV kadar yaşam alanı sağlamadığını zaten kolayca hissedeceksiniz. Ama Honda bu otomobili, yani benim burada hissettiğim kadarıyla, premium noktaya taşıyabilmek adına donanımlara biraz daha ön planda tutmak istemiş. Bunu siz de hissedeceksiniz gördüğünüz. Çünkü ön bölümündeki ısıtmalı koltukların yanında burada arka tarafta da ısıtmalı koltuklar var. Görüyorsunuz, ısıtmalı koltuk düğmeniz burada. Burada hoparlör için bir alanımız var. Ses sistemi de gayet güzel. Onu da söyleyebilirim. Yani buralarda yumuşak, böyle yumuş yumuş malzemeler var. Kapı içleri aynı şekilde, arkada da öyle. Yani kalite olarak Honda bu otomobile elinden geleni yapmış, iddia edilen D segmentine yakın tutabilmek adına. Şimdi dilerseniz direksiyon başına geçelim ve bu 100 kilometrelik sürüşte ilk ön izlenim olarak ZR-V'nin hangi detaylarla öne çıktığını dilim döndüğünce sizlere aktarmaya çalışayım. Böyle yollardan geçmişken ilk olarak böyle bir konfor tarafında hemen böyle bir konuşalım. Şimdi Honda'nın özellikle konfor tarafında biraz daha eğildiğini burada görüyoruz. Zaten lansmanda yapılan sunumda da mühendislerin bu noktaya ciddi anlamda çalıştığını, otomobilin var olduğundan üst segment hissettirme üzerine altyapı tarafında destekleyici elemanlarla bezendiğini özellikle ifade etmişlerdi. Nitekim ben de bu gerçekleştirdiğim yaklaşık 100 kilometrelik test içerisinde aldığım ilk geri bildirimlerde bu sözleri tamamlayıcı bir sürüş deneyimiyle karşılaştığımı ifade edebilirim sizlere. Hemen sizlere bunu da göstermek istiyorum. Şimdi bakın, biraz ivmelenelim. Yol gerçekten bozuk. Otomobilin tepkileri gayet iyi. Gövde salınımı. Ya dışarıdaki yol çok ciddi anlamda taşlık. Ve bakın şu an 50 ile gidiyorum böyle bir yolda. Dalgalı gidiyoruz şu anda mesela, bakın görüyor musunuz? Çok güzel. Çok iyi tutuyor süspansiyon. Çok iyi. Yani taşları absorbe edişi de gayet başarılı şu anda. Şu an 50 ile gidiyoruz. Dışarıda da bahsettiğim gibi yani ebatsal olarak işler biraz böyle tartışmalı olsa da yani sürüş konforu olarak süspansiyonlara gerçekten Honda çok iyi çalışmış. Gerçekten çok iyi. Altına hiç düşmüyorum. Neredeyse. Gerçekten çok konforlu ya. Şimdi benim bu sürüş tarafında böyle ilk olarak eksi nitelikte notlarım arasına aldığım, öncelikle sizlere bu kısa videoda vereceğim detay biraz yalıtım üzerine olacak. ZR-V'nin özellikle lastik yalıtımının fazlasıyla geliştirmeye açık olduğunu düşünüyorum. Lastik sesini biraz içeriye almaya meyilli arkadaş. Zemin dinamiklerinde hissettiğiniz noktalardan biri de tabii ki Honda Sensing sistemi oluyor. Biliyorsunuz Honda'nın güvenlik sistemleri her zaman en baz donanımda bile kullanıcıya maksimum olarak sunulma hedefiyle otomobillere entegre edildiği için burada da bizleri pek çok adaptif asistan, tek donanım en üst seviye nitelik olarak karşımıza çıkmış. Burada adaptif hız sabitleyicimiz, direksiyona müdahale eden asistanlar, bunların hepsi pasif ve aktif sistemlerin hepsi mevcut. Şu anda gördüğünüz gibi beni uyarıyor ve yeni sistemle birlikte artık böyle hani Toyota'da falan bunlarda da gördüğümüz daha böyle sezgisel hale gelmiş, tabelaları daha iyi okuyor. Bir geçide geldiğiniz zaman hemen bunu size gösterme eğiliminde, kaçırmamanız için. O noktada güzel ve tabii ki burada başüstü ekranın sunuluyor olması da bence çok önemli bir detay. Çünkü başüstü ekran özellikle yüksek süratlerde gittiğinizde, bunu her zaman söylüyorum, gece sürüşlerinde de hakeza aynı şekilde yoldan gözünüzü ayırmamanız için muhteşem bir yardımcı oluyor. Ya, pek çok kişi için olmasa da olur niteliğinde ama bence bir otomobil için özellikle güvenlik tarafında muhteşem bir tamamlayıcı niteliğinde başüstü ekran. Bu noktada Honda'yı bu sistem içerisinde, bu ekosistem içerisinde buna yer verdiği için teşekkür ediyoruz. Aslında bu ekosistem demişken yani konsol yapısına da şu orta tarafı dışarıda bırakırsak birebir Civic'le büyük olanında aynı olduğunu söyleyebiliriz. Orta konsoldaki seçici ve yapının dışında burada Civic'ten gördüğümüz bir göğüs tasarımımız var. Aynı zamanda 9 inçlik bir multimedya ekranımız var. Bu da yine aynı şekilde görsel dinamikleri de büyük oranda aynı. Direksiyonun arkasında da bir TFT ekranımız var. Ekranın çözünürlüğü aslında ya fena değil. İstediğiniz her şeyi kolaylıkla alabiliyorsunuz ama çok fazla aşırı kişiselleştirme yok. Ama sevdiğim detaylardan birisi otoyol sürüşünde adaptif asistanda giderken çevredeki araçları göstermesi oldu. İşte otomobilin yanından geçtiğiniz zaman bir otomobil görüyorsunuz ama bir kamyonun veya tırın yanından geçtiğiniz zaman hemen burada bir kamyon ve tır ikonu çıkıyor. Geçmeniz çok güzel. Bunu görüyorsunuz. İşte biri şeride girdiğinizde hemen onun şeride girdiğini gösteriyor, size yansıtıyor. Bunlar güzel detaylar. Bunlara detaylara çalışılması hoş. Ama ön tarafta yine hala biraz daha geliştirmeye açık noktalar olduğunu düşünüyorum. Asıl ilk sürüşte benim çok merak ettiğim konforla birlikte, bu yalıtım dinamikleriyle birlikte tabii ki performans. Şimdi bu otomobil 8 saniyelik 0-100 değeriyle geliyor. 1624 kilogram olarak teknik tabloda yansımış toplam ağırlığı. Ama ben ruhsatta kontrol ettiğimde 1700 kilogram civarında olduğunu gördüm. 1650-1700 aralığında diyelim. Şimdi burada 2 litrelik bir motorumuz var. 2 tane elektrik motorumuz var. Bunlar tabii ki önemli parametreler bu ağırlığın yakalanmasında. Bu kombinasyonlarla birlikte bu motorların böyle hem birbiriyle entegre hem birbirinden bağımsız çalıştığı bir senaryo tabii ki ister istemez karşımıza çıkıyor. Yalnız burada şöyle bir durum var. Şimdi HR-V'de de sizlerle paylaşmıştım. Honda'nın hibrit otomobillerinde bazı elektrikli otomobillerde görmediğimiz bir rejeneratif yönetim var. Burada yine kulakçıklarla çalıştırıyorsunuz bu sistemi. İşte sağ taraftan düşürüyorsunuz, sol taraftan arttırıyorsunuz. Bu çok güzel ve yine sayalım 1, 2, 3, 4 kadememiz var. HR-V'de 5 kademeydi yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi bu sürüş modları arasında ilk onu seçtiğimiz zaman yani ekonomi diyebiliriz buna. Daha çok EV modda gitme eğiliminde. Bu zaten yine alıştığımız bir deneyim ama şimdi örneğin ben gidiyorum. 60'ta gidiyorum ve rejenerasyonu aktif ettim. Şu an ikinci kademede gidiyorum. Böyle devam etmesini istiyorum aslına bakarsanız. Yani ayağımı gazdan çektiğim an o ikinci kademe rejenerasyonun aktif olmasını istiyorum. Ama şu anda kapandı. Şu an rejenerasyon sıfırda. Yine yani bir anlamda yelken modunda, salınma modunda diyebiliriz. Benim her rejenerasyonu aktif etme isteğimde baştan kulakçıkları açmam gerekiyor. Tekrar bu sefer son kademeye açtım rejenerasyonu. Gidiyorum. Bakın yine gitti. Şu an tekrar rejenerasyonu baştan açmam gerekiyor. Yani sürekli şöyle bir deneyim var burada arkadaşlar. Bakın hemen gösteriyorum sizlere. Açtım. Devam ediyorum. Hızlandım. Gitti. Tekrar açmak zorundayım. Açtım. Gidiyorum. Devam ediyorum. Gitti. Tekrar açmak zorundayım. Yani aslında hani ben bunu açtım ve 2'de kalmasını istiyorum. Rejenerasyonu bir yerde seçersiniz ve o şekilde devam eder aslında. Ama burada bir şekilde kayboluyor. Böyle bir detay dikkatimi çekti. İlginç bir tercih olmuş burada Honda için. Bataryanın kendi kendini doldurduğu, tabii batarya kapasitesi ufak olduğu için sık sık hemen dolup hemen boşaldığı, şu anda da ekranda gördüğünüz gibi buradaki multimedya ekranda takip edebildiğiniz dolum seviyesini bir oran var. Şehir içinde daha fazla elektrikle gideceğiniz, şimdi tabii ki birazdan böyle sokaklara da gireceğiz, ara sokaklara, orada daha çok elektrikle gideceğiz. Daha çok belli 50'nin üzerinde gittiğinizde gaza bastığınız zaman hemen benzinli motorun devreye girdiği bir dinamik karşımıza çıkıyor burada. Hibritin işte en güzel yanı bu arkadaşlar. Elektrikler için de aynı şey geçerli tabi. Şu an Alaçatı'nın güzel dar sokaklarında tamamen elektrikli olarak sessiz sessiz ilerliyorum. Bu yapay ses çok fütüristik geliyor bana. Çok hoşuma gidiyor elektrikli otomobillerde. Bakar mısınız? Tam bir akışına bırakmadı. İşte sessizliğin güzel yanı da böyle güzel yerlerin tadını ekstra çıkartabilmeniz, öyle değil mi? Gerçekten çok keyifli. Burada tabi biraz da bataryanın da nispeten dinamiklerini daha rahat alabiliyorsunuz. Şu an mesela 5.9 olarak ortalama tüketimimi gösteriyor. Tabi elektrikli modda daha fazla gittiğim zaman daha düşük olacaktır. İşte dur kalk trafikte, yoğun trafikte hibritin kendini gösterdiği bir durum var. Her zaman olduğu gibi. ZR-V ile ilk buluşmamızdan sizlere öne çıkanları bu şekilde sıralamak istedim. Bu videoda bu otomobilin süspansiyon konforunun ilk aşamada çok fazla öne çıktığını sizlere aktarabiliyorum. 2 litrelik motorun evet beraberinde getirdiği bir vergi dezavantajı var. Buna paralel olarak 2.6 milyonu aşan bir fiyat etiketi var. Bu bizim canımızı yakıyor maalesef. Ama yapacak bir şey yok bu durumda. Ama bu 2 litre motorla birlikte eCVT şanzımanın yeni çalışma karakteriyle birlikte o yüksek sesli motor çalışması, o bağırma, böyle bir durumun olmadığını, daha kaliteli bir sürüşün, daha böyle kadife bir sürüşün olduğunu, süspansiyonla birlikte daha tatmin edici bir sürüş olduğunu sizlere aktarabiliyorum. Ve yine ilk dikkat çekenler de tabii ki Honda'da ilk kez gördüğümüz bir orta konsolun burada bizi karşıladığını, daha modern hissettirdiğini görüyoruz. Malzeme kalitesi olarak da Honda'nın donanımlarla birlikte bu otomobili ebatlarla paralel olmasa da bizim gözümüzden donanımlarla D segmentine elinden geldiğince yaklaştırmaya çalıştığını görüyoruz. Bu tip detaylarla ön incelemeyi noktalayabileceğimi düşünüyorum. Önümüzdeki günlerde yine yeni testlerde, yeni incelemelerde, yeni maceralarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.